Hakikaten gördüğüm en iyi kalecilerden gelmiş geçmiş. Ona karşı oynamak istemezdim ben. Zor bir kaleci. Dışarıdaki beyefendiliğiyle, profesyonelliğiyle, bütün buradaki ülkemizdeki genç sporculara örnek oyunculara bir rol model, rol model. Aynen öyle. Hem saha içi hem saha dışı. Girip de yani saçma sapan insanların heykelleri dikileceğine mustera gibi hakikaten profesyonel bir insanın heykelinin bence dikilmesi lazım. Tarihine damga vuran oyunculardan birisi net şekilde. Yani heykel dikilecekse birinin Galatasaray'da yakın zaman için dikilmesi gerekiyor yani. Bir kaleci vardı. Ahtapot gibi mi desem? Kaç tane ayak? Kaç tane kolu vardı bugün ya? İnanılmaz. Kolu, bacağı, ahtapot ya. Bence ona özel böyle bir nişan, bir şey vermek. Yani Türk futboluna, Türk yani verdiği katkılar. Yani idol sadece oldu, idol oldu, oyunculuğuyla, sporculuğuyla değil, kişiliğiyle, karakteriyle gittiği her yerde sevilmesi. Bir tane rakip taraftarı kendisine karşı rakip bir olumsuz. Rakip taraftar, rakip futbolcu. Tabii. Kendi takım arkadaşı. Çok özel bir adam oldu çok. Yani. Bakasetas Mustera çıkardı, ikinci pozisyon dışarıya. Mustera'dan önemli kurtarış. Tebrikleri kabul ediyor Mustera. Örümcek de diyebilirsin bu adama. Ahtapot da diyebilirsin abi. Ayak, bacak, kafa, omuz. Neler oldu ya? Mustera'nın... Mustera kaleciden fazlası. Kaleciliği onda çok hemfikirim hocam. Hatta daha fazlası. Camlar var ya, camları biliyorsun. Böyle macun sürerler ya, macun gibi uzuyor. Doğru mu hocam? Böyle macun bir çok böyle güzel. Böyle uzuyor hocam. Nasıl uzuyor? Mustera bıraktığı yerden devam ediyor. Fernando Mustera önemli.